Atatürk'ten herkese merhaba, ben Özge Esen. 1 Ocak 2020'den itibaren enerji kimlik belgesi olmayan binanın alım satımı yapılamayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın binalarda enerji performansı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle her binanın alması gereken ve enerji tüketimi değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan enerji kimlik belgesi zorunlu hale getirilmişti. 2017 yılında uygulanması planlanan düzenleme 31 aylık ertelemenin ardından 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giriyor. Enerji kimlik belgesi binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belge olarak ifade ediliyor. 1 Ocak 2020 tarihinden sonra binalarda alım, satım ve kiraya verme ile ilgili işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacak. Binanın satılması veya kiraya verilmesi için mal sahibinin belgenin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermesi de zorunlu kılınacak. Aynı zamanda uygulama evlerin satılık ve kiralık fiyatlarını da etkileyecek. 2011 sonrası binalar için mevcutta zaten zorunlu olan uygulama 1 Ocak itibariyle 2011 öncesi yapıları da kapsamaya başlayacak. Enerji kimlik belgesi sınıflandırması A'dan G'ye kadar yapılırken en yüksek seviye olan A en yüksek verimi gösterirken G ise en düşük verim seviyesini gösteriyor. 2011 sonrası binalar için C ve üzerinde enerji sınıfı şartı bulunuyor. C sınıfının altında enerji sınıfı olan binalara enerji kimlik belgesi verilmiyor ve iskanda çıkmıyor. Enerji kimlik belgesi binanın tamamına düzenlenmesinden kaynaklı toplu başvuruyu yönetici ya da bina sahipleri yapabiliyor. İşin başvuru tarafındaysa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri yer alıyor. Burada yapılacak başvurular üzerinden maksimum bir gün içerisinde belge alınabiliyor. Enerji kimlik belgesinin geçerlik süresi 10 yıl iken olası bir enerji durumunu etkileyecek değişiklikte bu belgenin 1 yıl içinde yenilenmesi gerekiyor. Belge verilirken bir binanın ısı yalıtımı başta olmak üzere pencerelerin yalıtımı, ısıtma soğutma ekipmanları ve aydınlatma armatürleri verilmeli olmak üzere enerji tasarrufuna dair birçok kriter dikkate alınıyor.